Hoş geldiniz değerli seyirciler. Recep Tayyip Erdoğan'ın savaştayız ifadesi ya da açıklaması emin olun sürçülisan değil. Göreceksiniz önümüzdeki günler ve haftalar içinde yeni açıklamalar, yeni talepler, yeni paketler gündeme getirilecek. Evet, savaş aslında bir örtü, savaş aslında bir ambalaj. Neyin örtüsü, neyin ambalajı mı diye sorarsanız, iktidarı sürdürmenin ambalajı. Tayyip Erdoğan artık gemileri yaktı. Girin arşivlerimde var, yazılarımda, videolarımda dedim ki hep Recep Tayyip Erdoğan iktidarı bırakmamak için gerektiğinde ülkeyi savaşa sokar demiş idim. Arşivlerimde var. Haklı çıktım. Bakın bugün İdlib'de, bakın bugün Libya'da savaştayız ki savaş ifadesini kullanan bizzat Sayın Cumhurbaşkanı. İyi de sormak istiyorum. Türkiye İdlib'de ve Libya'da neyin savaşını veriyor? Kimin savaşını veriyor? Bu bir vatan savaşı mı? Asla ve kat'a değil. Ne Suriye ne Libya bizim vatanımız filan değil. Öyle ise Mehmetçiklerimiz, erlerimiz, subaylarımız neden orada toprağa düşüyor, şehit oluyor? Niçin hep söylediğim gibi büyük büyük paralar harcıyoruz? Onlarca milyon doları askeri harcama olarak o topraklara gömüyoruz. Nedir Türkiye'nin Suriye-Libya politikası? Bu sorunun cevabı hiçbir zaman verilmedi. Bundan sonra da verileceği yok. Ha biz biliyoruz nedir amaç, nedir İdlib-Libya kumarının perde arkası. Belli Tayyip Erdoğan kendi iktidarını, varlığını, mevcudiyetini sürdürme adına Türkiye'yi savaş zemininde, savaş ikliminde tutmak istiyor. Lamı cimi yok. Bakın bir ara anketler eğer olumlu gelseydi baskın seçimi, erken seçimi düşünmüş idi ama sonra vazgeçti. Zira anketler çok kötü geldi. Ha bundan sonra 2023'te seçim olur mu? Emin değilim sevgili seyircilerim. Şunun için bakın bekçi ordusu, Sadat, efendim Özgür Suriye ordusu, cihatçılar, böyle pek çok şeyi bir araya getirirseniz bunların tesadüf olmadığı hükmüne varırsınız. Dahası bizzat sarayın ifadeleri bunlardan kolluk anlamında, yani Suriye'deki cihatçı unsurlardan yararlanılabileceğine dair imalar, hatta ifadeler bile söz konusu. Şuraya geleceğim. Türkiye'de artık her şey, ama her şey Tayyip Erdoğan'ın geleceğine endeksli. Evet, Türkiye bugün Erdoğan'ın beyanıyla savaşta. Ama bu savaş Türkiye'nin savaşı değil. Bu savaş Tayyip Erdoğan'ın savaşı. Bunu söylemek zorundayım. Zira tekrar tekrar altını çiziyorum. Biz Suriye'de bir fetih, fütuhatın peşinde miyiz? Değiliz. Tayyip Erdoğan, saray, Türk Dışişleri, Türk devlet yetkilileri açıkladı. Hayır, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz dedi. Aynı şekilde Akdeniz'in ötesinde olan Libya'yı zaten topraklarımıza katma diye bir hedefimiz olamaz. Öyleyse niye bu savrulma, neden bu savaş ısrarı? Bakın Soçi'de varılan mutabakatlar, metinler ortada, ben uydurmuyorum. Tayyip Erdoğan orada söz verdi. Türk devleti orada imza attı. İmzayı atan isim Tayyip Erdoğan, Türk Dışişleri Bakanlığı ve yetkilileri. Yani bir devlet başkanı, bir devletin yetkilileri bir şeye imza atıyor ise o imzaya sahiplenmek durumunda. Bakın Soçi'de varılan mutabakat Türkiye'nin
Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Mısırlıoğlu ve Rusya'nın temsilcisi Vasili Nebevaz tarafından BM'ye de götürüldü. Orada tescil gördü. Buna göre Türkiye'nin Suriye'de o Soçi mutabakatından sonra atılan imzalardan itibaren müdahale hakkı yok. Tersine Türkiye orada söz verdi. Teröristleri silahsızlandıracağım. Malum Halep-Laskiye yolunun kontrolünü vereceğim diye söz verdi ama hiçbirini yerine getirmedi. Tersine oradaki cihatçı unsurları korumaya, kollamaya devam etti. İyi de Türkiye'nin bundan yararı, bundan çıkarı ne olacak? İşte bu soru muğlak sevgili seyircilerim. Bakın İdlib'de şehitler veriyoruz. Aynı şekilde Libya'da da şehitler veriyoruz. Son olarak Libya'da bir kahraman askeri albay Okan Altınay'ı orada şehit verdik. Kahredici olan fotoğraf şudur. Bu şehit albayımızın defin töreni yapılmadı. Bu şehit albayımızı maalesef şanına uygun layıkı ile uğurlayamadık ve bu albayın şehadetini usule göre Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay açıklaması gerekirken Recep Tayyip Erdoğan efendim bir tünel açılışında üstün körü Libya'da diyor birkaç tane daha şehit verdik ama 100 kişiyi daha öldürdük. Sayın Erdoğan, şehitlere tane diyemezsin, bu bir. İki, neden bu şehitlerin cenaze merasimini yasaklarsın? Üç şehit diyorsun tane ile ifade ederek. 4-5 olmadığını nereden nasıl öğreneceğiz? Maalesef sevgili seyircilerim, aldığım bilgiler inşallah spekülasyondur, inşallah doğru değildir. Şehitlerimizin şehadet haberlerine bile ambargo uygulanıyor, gizleniyor. Evet, Libya'da ve İdlib'de verilen şehit haberleri gizleniyor, halktan toplumdan saklanıyor. Niye? Halk neden ölüyor evlatlarımız İdlib'de, Libya'da sorusunu sormasın diye. Ya Hürriyet gazetesi bile gidiyor bu şehit haberlerini dış haberler sayfasında minnacık veriyor. Hani Ahmet Hakan var ya, aslına rücu eden sakallı Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan'a yaranmak için okunmayan gazetelerde dış haberler sayfası okunmaz. Orada bir dip tarafa yerleştiriyor. Yani televizyonlardan, gazetelerden gizleniyor. Halk öğrenmesin. Bundan sonra kahrolarak söylüyorum. Ülke için şehadet şerbetini içenler, şehit olanlar bile milletten gizlenecek. Millet bunları öğrenmeyecek. Yani hani Rockefeller vardı, ünlü dünyanın küresel egemenlerinden, adam 100 yaşına geldi, üzülmesin diye ona özel gazete çıkarırlardı hastanede. Sırf bir adet nüshası olan bir gazete, pembe haberler, mutlu edici haberler var idi adam mutlu olsun diye. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta o. Türk halkına işte yalan haberler, pembe haberler, sanal haberler veriliyor, verilecek. Televizyonlar, gazeteler, ha bunların parasını tabii millet ödüyor, iktidar kontrol ediyor ama iktidar kendi cebinden değil, milletin parası ile bu gazeteleri ele geçirdi. Yandaş müteahhitlere teslim etti. Yandaş müteahhitler de iktidarın amigoluğunu yaptırıyor. İktidar mevkutelerini. Dolayısıyla ben açıkça bu gazetelerin hiçbirini okumuyorum. O televizyonları seyretmiyorum. Siz de okumayın, siz de seyretmeyin. Ben öyle yapıyorum. Reklam verenler, bu ülkeyi sevenler, Atatürk, Cumhuriyet, Devleti Ebed Müddet, Türkiye, Vatan, Bayrak diyenler de
oralara reklam vermemeli. Yani oturup böyle kenarda seyrederek vatan, millet sevilmez. Hiç olmazsa bu kadarcık katkıyı yapın diyorum. Hülasa geldiğimiz nokta hakikaten kelimeler ile izah edilebilecek bir yer değil. Türkiye savaşı kumar olarak oynuyor ve o savaş ne neden niçin sorusunun yanıtı yok. Tamamen şahsi hesaplar, şahsi hesap görme, kin, intikam alma ya da ihvancı unsurlara, cihatçı kesimlere sahiplenme, bilinç altında var olan siyasal İslamcı bakışa katkı adına bütün bunlar yapılıyor. Yalnız bu gidişatın sonu iyi değil sevgili seyircilerim. Maalesef iktidar bunun farkında, kendi son oyununu oynuyor, son zarlarını atıyor. Bu iktidara ne getirir ne götürmez bilemiyorum ama Türkiye birilerinin kumar masalarında attığı zarlar olmamalı. Bizi izlemeye devam edin.